siperdeyken muharebe zamanıydı. Düşman el bombası atıyordu. Bombanın birisi benim sol bacağımın hemen 10-15 santim yahut 20 santim yakınına düştü. Patladı. Patlayınca tabii bir yara açtı. Birkaç yerime de parçalar girdi. Oradan beni geldiler, aldılar. Tabura malumat verdiler. Mülazım Evvel, Nafi Pelister ve diğerleri. Bağımsızlık için savaşan yüz binlerce isimsiz kahraman. Tarih, onların inanılmaz zaferini şu sözlerle yazdı. Tarih boyunca çevresindeki uygarlıkların bekçiliğini yapmış Çanakkale Boğazı. Marmara ile Ege Denizi'ni birbirine bağlayan 78 kilometrelik bu ince deniz yolu, eski çağlardan beri kıtalar arasındaki türlü ticaret yollarının geçidi, dünya ekonomisinde egemenlik kurmak isteyen devletlerin hedefi olmuştur. Doğuya ve batıya çeşitli düşünce akımlarını taşımış, pek çok kuşatma ve saldırı geçirmiş olan Boğaz, Birinci Dünya Savaşı'nda ise bu kez İstanbul'un koruyuculuğunu üstlenerek hem tekniği, gücü, taktiği hem de aklı, insanlığı, duyguları yüz yüze getirmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu kendisi için kaçınılmaz olan bu savaşta Kafkasya'dan Ege'ye, Galicia'dan Yemen'e kadar savaşmak zorunda kalmış, 4 milyon askerini seferber edip 1,5 milyonunu kaybetmişti. Çanakkale'de ise çeyrek milyonu aşkın Türk askeri Türk ulusunun varlığı için can vermişti. Yine aynı çarpışmalarda bir o kadar daha kayıp veren İngiltere ve Fransa Çanakkale'ye saldırarak bu bölgede kendi çıkarlarını geliştirmek, Türk ulusuna ise esirlik zincirini vurmak istemişler. Ancak Türk'ün azmi ve direnişi karşısında yalnız gemileri değil, onurları da yaralanarak Çanakkale'yi terk etmek zorunda kalmışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri Çanakkale'yi zorlamayı ne zaman ve nasıl planladılar? Bunu anlamak için dilerseniz savaş gelişmelerine kısaca göz atalım. Neredeyse yarım yüzyıldır çıkarları yüzünden ayrıldıkları kutuplarda sürtüşmekte olan Avrupa devletleri, 1914 yazında iki kutbu ateşleyecek kıvılcımı bulmuş, savaş bulutları bir ay içinde bütün Avrupa'yı örtmüştü. Yıllardır süregelen askeri, siyasi, ekonomik ve teknik sorunlarından ötürü tarihinin neredeyse en zayıf noktasında bulunan Osmanlı İmparatorluğu da bu kargaşanın dışında kalamadı. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Almanlarla yapılan görüşmelerde Çanakkale Boğazı'nın kapatılmasına karar verildi. Bu kararla İngiltere ve Fransa'nın Rusya ile bağlantısı kopuyor, bu ülkeler Rusya'dan sağladıkları hububattan, Rusya ise hem bu satışın gelirinden hem de İtilaf devletlerinin silah ve cephane yardımından yoksun kalıyordu. Savaşın sonuna kadar sürecek olan bu kopukluk, Rusya'nın ekonomik ve askeri yönden güçsüzleşmesine yol açacak ve Rus ihtilalinin zamanlamasında önemli bir faktör olacaktı. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması, İtilaf devletlerine Türk tarafsızlığının sona ermek üzere olduğunu anlatıyordu. Çok geçmeden Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın iddiatçı arkadaşlarından bile gizli tutarak verdiği bir emirle Osmanlı kendini savaşın içinde buldu. Bu emir gereği Çanakkale'den geçip Türk sularına sığınmış olan iki Alman gemisi Goben ve Breslau'a Türk bayrağı çekilmiş, süvarisine fes giydirilmiş ve bu gemiler Karadeniz'e açılarak 29 Ekim'de Rus limanlarını bombalamışlardı. Birkaç gün sonra Fransa ve İngiltere misilleme olarak Çanakkale'yi topa tutmuş ve 5 Kasım'da da Osmanlı İmparatorluğu'na resmen savaş ilan etmişlerdi. Almanlar, İtilaf sömürgelerindeki Müslümanların halife olan padişahın sayesinde kendi bloklarına silah çekmeyeceklerini düşünüyorlardı. Ancak halifenin cihat ilan ederek tüm Müslümanları savaşa çağırması
İslam aleminde etkili olamadı. Almanya'nın diğer bir beklentisi de geniş Osmanlı topraklarının müttefiklere çok cephe açtırarak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasını engellemesiydi. Gerçekten de İtilaf devletleri Osmanlı sınırları boyunca savaş güçlerini yaymak zorunda kaldılar. İngiltere ve Fransa sömürgelerine giden yolların çarpışma alanına girmesi, özellikle Mısır-Hindistan yolunun güvencesi açısından İngiltere'yi kaygılandırıyordu. Çok geçmeden İngiltere Bahriye Nazırı Churchill, bu yolların güvenliğinin ancak Çanakkale Boğazı'nın denizden zorlanmasıyla sağlanabileceği görüşünü ortaya koydu. Churchill, Çanakkale seferinde 3 büyük çıkar görüyordu. Bunlar Çanakkale'ye saldırılınca Türklerin Mısır'a yürümekten vazgeçecekleri, Kafkasya'da Rusları sıkıştırmaya son verecekleri, böylece Rusların Almanlara saldırma olanağı bulacağı ve Çanakkale'yi zorlayan donanmanın İstanbul'a varmasıyla Osmanlı'nın savaştan çekileceği varsayımlarıydı. İstanbul'un düşmesi Türkiye'nin düşmesi demek olacaktı. Hatta Boğazların ele geçip Türkiye'nin çökmesiyle o tarihe kadar savaş dışı kalmış Bulgaristan'ın da İtilaf saflarına katılacağı, böylece stratejik bir noktada yeni bir müttefik kazanılacağı da Churchill'in beklentilerindendi. Proje, tarihte yalnız denizden zorlamanın boğazlarda başarı sağlamaya yeterli olmadığına yönelik eleştirilerle karşılaşıyor. Buna rağmen İngiliz Harp Komitesi, Şubat ayı içinde Çanakkale'nin zorlanması kararını alıyordu. Çok geçmeden İstanbul, İngiltere ile Fransa arasında anlaşma sağlandığını öğrenecekti. Rusların İstanbul Boğazı'nı zorlamayı üstlenmemesi ise Türkleri bir parça da olsa rahatlatıyordu. Saldırı planı İngiltere Akdeniz filosu Amirali Carden tarafından yapıldı. Churchill'in eski gemilerle yetinilebileceği düşüncesine karşın Amiral güçlü bir donanma öngörmüştü. Lord Nelson, Agamemnon gibi büyük gemilerle amirallik forsunu taşıyacak zamanın en güçlü gemisi Queen Elizabeth de bu güce dahil olacaklardı. Fransızların vereceği 4 savaş gemisi ve yardımcı gemilerle filo, Akdeniz'de o tarihe kadar görülen en büyük deniz kuvveti yığınağı haline gelmişti. 19 Şubat 1915 sabahı, Carden'ın komutasında 6 kruvazör saldırıya başladı. Anadolu yakasında Kumkale, Orhaniye, Rumeli yakasında Seddülbahir ve Ertuğrul gün boyu dövürdüler. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kesilen saldırı 25 Şubat'ta yeniden başladı. Kısa menzilli Türk toplarının yetersiz kalmasından ümitlenen müttefikler, Çanakkale'nin geçileceğine artık kesin gözüyle bakmaya başlamışlardı. İlk günlerin coşkusu o kadar büyük olmuş, dünyada öylesine yankılanmıştı ki, İtilaf donanması İstanbul'a varır varmaz, Rusya'nın buğdayını yeniden ihraç etme düşüncesi okyanus ötesini bile etkilemiş, Chicago'da buğday fiyatları düşmeye başlamıştı. Rus Dışişleri Bakanı Sazonov ise İtilaf devletlerinin kendilerine vaat ettiği İstanbul'da çok yakında Rus bayrağının dalgalanacağını haykırarak işgal edecekleri mahalleleri saptarken Beyoğlu'nda görkemli girişin seyri için balkonlar kiralanıyordu. İngiliz savaş gemilerinin Marmara'ya girmelerinden 12 saat sonra İstanbul'da olacaklarına hükmediliyordu. Bütün gözler Çanakkale'ye çevrilmişti. 18 Mart sabahı. Amiral de Röbek komutasındaki güçlü donanma, gemilerin güvertelerinden çınlayan marşlarla Çanakkale'de ilerlemeye başladı. 3 grup halinde dizilmiş 12 görkemli gemiye, 2 ihtiyat, 2 de aşırtma ateşi yapacak gemiye eşlik ediyordu. İlk grup, Boğaz'da güvenle süzülüp Mecidiye ve Nizamiye bataryalarını ateşledi. İkiye ayrılan ikinci grubun Anadolu ve Rumeli sahillerini topa tutmasıyla da tüm sahiller ateş altında kaldı. Öğleden sonra ise Boğaz'ı saran bu yoğun ateş ve duman kitlesinin yalnız Türk kıyılarından yükselmediği, şaşırtıcı biçimde öldürücü yaralar alan müttefik gemilerinden de geldiği anlaşılmıştı. Rusların Karadeniz'e bıraktıkları ve akıntıyla Boğaz'a sürüklenen mayınları toplayıp Çanakkale'ye getiren Mehmetçik, Almanlardan beklenen yardımın ellerine ulaşmamasına karşın neredeyse yoktan var ederek karşı koymayı sürdürmekteydi. İşte Inflexible alevler içinde kımıldıyor. Süfran geri dönmenin en akıllıca hareket olduğunu düşünüyor ancak manevra sırasında ilerleyemiyor. Agamemnon 25 dakikada 12 isabet alırken bir mayına çarpan Bouvet 2 dakikada 600 askeriyle boğazın dibine yollanıyor. Akşamüstü saat 5'te zamanın en güçlü gemisi Queen Elizabeth de yaralanmış,
Ocean ve Irresistible Boğaz'ın sularına gömülmüşlerdi. O tarihe kadar yenilmezliğin kıvancını taşımış olan İngiliz donanması amirali de Robeck, kalan teknelerini kurtarabilmek amacıyla müttefik filosuna geri dön emrini verdiği andan sonra Çanakkale bu kez de tarihte tanık olduğu en büyük kaçışı seyrediyordu. İngiliz gururuna vurulan bu büyük darbe anında dünyada yankılanırken en büyük sorumluluk Churchill'in omuzlarına yüklenmişti. İnatçı İngiliz'in donanmayla Boğaz'ı yeniden zorlama önerisi kabul edilmeyerek stratejik yanılgının kara harekatıyla giderilmesine karar verildi. İngiltere Savaş Bakanı Kitchener, General Ian Hamilton'ı bu harekatta görevlendirdi. Hamilton, bazı komutanların beklentilerinin hala donanmada toplanmasına karşın tam bir askeri harekatta ısrarlıydı. Planı, Gelibolu'ya çıkarma yapmaktı. Hindistan'dan Sihler, Gurkalar, Doğulu Yahudi ve Rumlar, Afrika'dan Zuaveler, yabancı lejyonlar, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Anzaklarla İngiliz ve Fransız birlikleri. İlk anda 75 bin askerden oluşan bu ordu Hamilton'ın emrine verilmişti. Özellikle İngiltere, pek çok gönüllünün seferber olduğu harekatı büyük bir heyecanla beklemekteydi. Oysa müttefiklere Çanakkale'nin toprakları sularından daha pahalıya mal olacak, Türk'ün hakkı olan vatan topraklarını elden çıkarmamak kararlılığı denizden sonra şimdi de karaya yansıyacaktı. Sofya'da askeri ateşeyken savaş patlayınca ısrarla yurt savunmasında görev almak isteyen Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da henüz kurulmakta olan 19. Tümen Komutanlığı ile görevlendirilip 5. Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders'in emrine verilmesi ise yakın planda Çanakkale'nin, uzak planda ise Türk ulusunun kaderini değiştirecekti. Birliklerini bekleyen gelecekten habersiz olan Hamilton ise 25 Nisan'da başlayacak harekat için hazırlanmaktaydı. Planı, Sedülbahir bölgesine 5 ayrı noktadan çıkarma yaparken Arıburnu'nda başka bir ilerleme başlatmaktı. Çıkarmanın ağırlık noktasının saptanmasını önlemek için de Bolayır ve Kumkale'de iki yanıltıcı harekat düşünmüştü. Böylece yarımadaya kolayca yerleşebilecekleri görüşündeydi. Oysa deniz yenilgisinden sonra müttefiklerin mutlaka Çanakkale sahillerine çıkarma yapacaklarını düşünen Kurmay Yerbay Mustafa Kemal, Hamilton'ın planını tahmin edebilmişti. Jonk Bayırı ve Sarı Bayır sırtlarının kilit noktası olduğunu görüp, savunma planını yüksek tepeleri elde tutarak düşmana hakim olma düşüncesiyle geliştirdi. İtilaf askerleri bekledikleri düz arazi yerine Sarı Bayır'ın yükselen yarlarıyla karşılaşınca şaşkına döndüler. Şaşkınlıkları, çalılara tutunarak ilerlemeye çalışırken karşılaştıkları Türk ateşiyle daha da arttı. Ancak cephane çok çabuk tükeniyordu. Jonk Bayırı sırtlarında koşmakta olan bir askerle karşılaşan Mustafa Kemal, düşmandan kaçılmaz deyince, cephanemiz kalmadı yanıtını almış ve cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak, yere yat emrini vermişti. Süngü takarak yere yatan Türk askeri karşısında bir kez daha şaşıran müttefik güçlerin toparlanmakla geçirdikleri süre içinde Mustafa Kemal 57. alayın getirilmesini sağlıyordu. Çarpışmalarda tümü şehit olan bu alaya sizlere ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Bizler ölünceye kadar geçecek zaman içinde başka kuvvetler ve komutanlar yerimizi alabilirler emrini veriyor. Onun verdiği ölüm emrini göz kırpmadan uygulayacak kadar komutanıyla bütünleşen Mehmetçik sayesinde Çanakkale geçilmez oluyordu. Gelibolu'da İngiliz birlikleriyle çarpışan Alan Moorhead, Mustafa Kemal için şöyle demektedir. İtilaf devletleri adına harekatın belki de en kötü rastlantılarından biri, bu deha sahibi küçük rütbeli Türk komutanının tam o anda, tam o noktada bulunmasıydı. 8 Mayıs'ta General Hamilton saldırının tam bir başarısızlıkla sonuçlandığını açıklayarak yeni bir plan geliştirdi. 7 Ağustos sabahı Suvla sahillerine çıkarak Türkleri anafartalardan itip Kilitbahir'e doğru ilerlemeyi düşündüğü harekatı başlattı. Ama 8 Ağustos'ta anafartalar grup komutanlığına atanan Kurmay Albay Mustafa Kemal burada da 1. ve 2. anafartalar muharebeleri olarak anılacak zaferlerle İngiliz komutanına bir büyük darbe daha vuruyordu. Kitchener,
Hamilton'a üçüncü bir şans tanımadı. Hatta onun yerine General Charles Monroe'yu atadı. 28 Ekim'de cephede incelemelerde bulunan Monroe, bana kalırsa Türk halkına karşı yapılacak yeni bir saldırıda başarıya ulaşma olasılığı yoktur. Askeri nedenler göz önüne alınırsa yarımadanın boşaltılması doğru olacaktır diyor. 23 Kasım'da Savaş Komitesi Çanakkale'den çekilme kararı alıyordu. Jonkbayırı, Arıburnu, Anafartalar. Gelibolu sırtlarında süngülerle gırtlak gırtlağa dövüşen Anzaklar ve Türk askerleri. Biri yabancı emelleriyle sürüklendiği savaşta kendi topraklarını savunan, öteki vatanından yarım dünya uzaklığında İngiliz çıkarlarını Alman çıkarlarından korumaya çalışan iki savaşçı güç. Biri bu amansız çarpışmada Türklük ülküsünü iyice kavrayıp ulusal Türk devletini kurana kadar bu ülküyle mücadele edecek Türk askeri, öbürü Çanakkale'de çarpışır ölürken kendine yönelttiği neden, kimin için sorularıyla bu savaştan yenik ama ulusal bilincini bulmuş olarak ülkelerine dönecek olan Anzaklar. Birbirini öldürmekle görevli insanların karşılıklı duydukları saygı hissi. Kısa süreli ateşkeslerde pekişen dostluklar. Siperlerden su, sigara, konserve, lokum, üzüm yardımlaşmaları. Türklerden İngiliz siperlerine fırlatılan not. Sığır eti istemez, süt atsanıza. İşte Çanakkale buydu. Dağıtılan gaz maskelerini kullanmayı reddeden Anzak askerlerinin siperlerinden şöyle bir ses yükseliyordu. Türkler gaz kullanmazlar. Onlar temiz ve mert insanlardır. İşte Çanakkale buydu. İstanbul'da elçilik yapmış olan Louis Einstein şöyle söylüyordu. Türkler fevkalade davranıyorlardı. Bir dakika önce umursamadan öldürdükleri insanları bir dakika sonra iyilikleriyle şaşkın bırakıyorlardı. İngiliz denizaltıcılar hastaneye ıslak elbiseleriyle götürüldüklerinde Türk yaralılar derhal onlara misafir muamelesi yapmaya başlamışlardı. Ellerinde ne varsa bu askerlere verdiler. Bu gerçekler Çanakkale savaşlarına belki de hiçbir savaşta görülmeyen bir kimlik vermiş, bu çarpışmaları yalnız askeri ve siyasal değil, aynı zamanda duygusal bir olay haline getirmişti. Yaklaşık bir yıl süren çarpışmalardan sonra Kitchener, müttefik ordularına Türklerin ruhu bile duymadan fırlayıp gideceksiniz emrini veriyordu. Oysa gidişleri duyulacak ve aradan geçen yıllara karşın ilgili her ülkede anılacaktı. Bu olağanüstü olayı Atatürk'ün Çanakkale topraklarında yatan binlerce yabancı askere gönderdiği şu mesaj daha da olağan dışı kılacak. Çanakkale düşmanlıktan dostluğun fışkırdığı bir anı olarak kalacaktır. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra bizim evlatlarımız olmuşlardır. Bugün Karadeniz-Akdeniz vapur yolcularının Çanakkale Boğazı'ndan geçerken gördükleri Seddülbahir bölgesinde yükselen görkemli abide bu eşsiz insanlık dramının simgesidir.